Ramazan-ı Şerif'i biterken son gecesinde tabi teravihler kılınmıyor. Bayram geceleri teravih kılınmıyor diye herkes ne yapıyor? Bir gevşiyor, yatıyor aşağı. Efendim o geceyi maalesef gafletle geçirebiliyor ama o bayram gecesi var ya öyle kıymetli gece ki Beş gece vardır dualar mutlaka kabuldür. Bir tanesi de bu bayram gecesidir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor. İki bayram gecesini yani Ramazan-ı Şerif ve Kurban Bayramı'nın gecelerini ihya eden kimselerin kalbi kalplerin öldüğü gün ölmeyecek buyuruyor. Onun için kıymetli kardeşlerim bayram gecesini de aman teravih kılınmıyor diye He, sakın evde geçirmeyelim, mutlaka gene camiye gidelim, o namazı da mutlaka cemaatle kılmaya gayret edelim. Çünkü bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, her kim efendim e, yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ihya etmiştir, İhya etmiş gibi sevap kazanır, sabah namazını da kılarsa cemaatle bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanıyor. Yani o gece hiçbir şey yapmasak da, hiç olmazsa yatsı namazını ve sabah namazını mutlaka cemaatle kılalım. Öyle bayramcılar gibi sadece bayram namazlarını kılanlar gibi sabaha kadar yat, ne sabah namazı ne bir şey, ondan sonra gel bayram namazına bu uygun değil. Elbette bayram namazı da önemli ama sabah namazı farz. Allah dostları ne diyor? 8 cennet mi yoksa sabah namazı mı deseler ne deriz? Sabah namazı deriz diyorlar. Neden? Çünkü cennette nefsin arzusu var ama sabah namazında nefsin payı yok, Allah'ın da rızası var. Onun için bunu da ihmal etmeyelim. O geceyi de ibadetle dua ile geçirmeye gayret edelim. Birbirlerimize dua edelim inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, şimdiden hepinizin bayramınız mübarek olsun. Rabbim hakiki bayramlara ulaşmak nasip eylesin. Bizler nasıl böyle rahat ve barış ortamında efendim, e, akraba yani tanıdıklara, eşe, dosta, konu komşuya bayramlaşmaya gidebilme imkanlarımız varsa, böyle bir emniyet ve huzur ortamı varsa Rabbim bütün İslam coğrafyasına en kısa zamanda barış nasip eylesin. Emniyet niyet ve huzur nasip eylesin. Gözyaşlarının dindiği, ateşlerin söndüğü, o kanların akmadığı bu günleri tez zamanda Rabbim görmek nasip eylesin inşallah.